Evet sevgili dostlar. Bütün takipçi dostlarıma sevgiler ve selamlar. Evet Haber TV değerli dostlarımız, ülküdaşlarımız tarafından çok rağbet veya yoğun ilgi görmese de takip ediliyor. Zaman içerisinde iyi olacağı kanaatindeyim. Zaman içerisinde ülkücülerin sosyal medyayı daha etkin kullanmayı öğrenerek e, bu dayanışmayı, bu desteği bana değil bize verdiklerini anladıklarında daha da büyüyeceğine kanaatim e, var. Bizim medyamız yok. Esasında var olan bütün medyalar kontrollü. Esasında var olan bütün sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler organizasyonlar kontrollü. Evet buradan kontrollü milliyetçilik ve kontrol edilen siyaset üzerine bir sohbet yapalım istiyorum. Bugünkü haberlerdeki köşe yazım Siyaset Valeleri başlığıyla yayınlandı. Ne demek siyaset valeleri? Vale deyince Gittiğiniz otel ya da işte bazı özel sektör kuruluşlarının kapısında sizi karşılayan, varsa bagajınızı boşaltıp alan kişiye deriz. İlk akla gelen budur. Peki siyasetin valisi nereden, nasıl bir ilişki kurdunuz derseniz, bu tamamıyla. İsmail Türk'e ait bir yorum. Benzetme, teşbih. Ee, efendim daha dikkat çekmek, daha akıllarda kalmak için kullandığım terim. Zaman zaman böyle şeyler yapıyorum. Yani biraz ezber bozmak, biraz özgün, kendimize ait bir dil, bir fikirle bir şeyleri tarif etmek anlamında kullandığım bir terim. Evet, yazımda Kontrollü milliyetçilikle Türk milliyetçilerinin siyaset alanlarının nasıl kontrol edildiğini, ülkücülerin nasıl bertaraf edildiğini, nasıl etkisiz hale getirildiğini anlatmaya çalıştım. Esasında çok uzun bir konu, çok üzerinde durulması gereken bir konu. Analize muhtaç, tartışmaya muhtaç bir konu. Bir seferle, birkaç seferle anlatılacak ve anlaşılacak bir konu değil. Evet, ben her zaman söylerim hatalar iki türlüdür. Bir, ihanet yapmak üzere, zarar vermek üzere yapılan hatalar var ki bunlar e, kabul görmeyen Allah indinde de, kul indinde de, evrensel hukukta da çok e, hoş bakılmayan, affı da mümkün olmayan suçlar kapsamına girer. Bir de samimi e, hatalar vardır. İyi yaparken kötü yapmak. Şimdi Türk milliyetçilerinin yani dünyada ve ülkemizde yükselen bir değer halinde olan bir milliyetçiliğin önünü kesmek için sivil bir milliyetçiliğin yeşermesini önlemek için bazen devletler bazen evrensel e, Soros Vakfı tarzında fikirlere, rejimlere müdahale eden kuruluşlar, özellikle bunu Amerika, Rusya, Çin çok yapıyordu, hala yaptığı kanaatindeyim. Bunlar peşin önden örgütleri kurarak, rol çalarak gerçeklerinin engellenmesini sağlamak veya kurulmuş olanları kontrol altına almak için işte çeşitli entrikalar, oligarşik yapılanmalarla e, günümüzde e, bunu e, başardılar. Biz işte solu liberalleri, İslamcıları değerlendirmek yerine bugün ülkücülerin gönül verdiği partiler üzerinden gidelim. Her ne kadar MHP, Alparslan Türkeş tarafından bir NATO subayı işte Gladio tarafından Yeşil Kuşak Teorisi antikomünist bir milis kuvvet şeklinde kurulduğu iddia edilse de MHP ve ülkücü kuruluşlar dava e, e, kurumlarını parti ve sivil toplum örgütlerini e, zaman içerisinde Alpaslan Türkeş neredeyse doğup büyüdüğü mesleği askerlikten ayrı gerçek bir sivil siyasetçi olmuş nadir kişiliklerden biridir. Bunu burada hakkını teslim edelim. Allah rahmet eylesin. Doğum günü, 103. yaş gününde. Yani bugün siyasete, siyasetçilere baktığımız zaman gerçekten bir demokrat, sivil bir kişilik olarak Alparslan Türkeş'i değerlendirmek bir şeyi yerli yerine koymak gibi bir şeydir. Öyle olduğu için Biraz da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bagajı, mevcut sistem, müesses nizama göre tehlike gözüken, o günlerin tehlikesi 163, 161 komünistler, 163 İslamcılar şeklinde 163. madde kapsamına giren dindar, muhafazakar İslamcıların sadece milli görüşçülerde değil, ülkücü bünyede de olduğunu bilen müesses nizam MHP'nin fundamentalist dindar muhafazakar bagajını Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşuyla boşalttılar. Şimdi burada bu soru iki türlü gelebilir. Bir Muhsin Yazıcıoğlu kimden talimat aldı da bunu yaptı veya Türkeş Muhsin Yazıcıoğlu'na bu talimatı verdi de mi yaptırdı? veya veya sorular peş peşe gelebilir. Bunların cevapları e, mutlaka aranacaktır. Ve her şey bir gün yerli yerine girer. Yani gerçeklerin gizli kalmama gibi bir huyu vardır. Şimdi ben çok tehlikeli sınırlarda, sınır uçlarında gezdiğimin farkındayım. Şimdi buradan müspet ve menfi yorumlar yapılabilir. Müspet yapacakların hoşuna gider, menfi yapacakların hoşuna gitmeyebilir. Biraz önce söyledim ya samimi hatalar ve bilinçli ihanet derecesinde hatalar vardır. Şimdi burada MHP'nin bagajının boşaltılma gerekçesi veya bu bagajın boşaltılmasına ihtiyaç neydi de bunlar gerçekleşti? Bunu siyaset tarihçi tarihçiler, siyaset bilimcileri bu işe kafa yormuş, çok değerli düşünürler tartışmaya açıldığında mutlaka ortaya koyacakları sağlam tezler olacaktır. Şimdi buradan yola çıktığımızda demek ki bagaj vale ilişkisi ortaya çıkıyor. Bagaj boşaltan insan vale. Sonra ne oldu? MHP'nin bagajını boşaltma Bitti mi? Hayır. Başbu Alparslan Türkeş rahmetli olunca büyük bir çekişmenin sonucunda Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkan olur ve o sırada içeride birikmiş Bahçeli karşıtlığı ve farklı fikirlerin de yine bagajı tıka bas doldurduğu bir gerçektir. Zaman zaman bagajdan işte Koray Aydın, Ramiz Ongun, Ümit Özdağ gibi adaylar çıkarak 3-5 bagaj bavul atılmıştır ama bu kafi gelmemiştir. Bagajın tamamıyla boşalması için bu sefer Meral Akşener devreye girmiştir. İşte MHP'nin esaslı bir şekilde barajını, bagajını boşaltan, ülkücüleri siyaset sahnesinde etkisiz hale getiren en büyük vurucu darbe İyi Parti'nin kurularak MHP bagajının boşaltılmasıdır. Bu sefer sadece zaten bu İslamcı anlayışa yakın insanlar Milliyetçi Hareket Partisi'nde vardıysa da etkili değildi, azdı. Bu sefer Türkçü ve Türk Milliyetçiliği ülkücülük damarı üzerinde ciddi sözü geçen, kanat önderleri, kamuoyu yapabilecek, gürültü çıkartabilecek, bir takım operasyonların önünü kesebilecek, bir örgütlenmeyi sağlayacak insanları, Meral Akşener, demokrasi, adalet arayışı gerekçesiyle, kendi partilerinde ve partilerinin yönetimiyle ters düşürerek, partiden onların kovulmasını, ihraç edilmesini artık orada barınamamasını sağlayarak e, onların önüne sanki Türk milliyetçiliğin ve ülkücülüğü yeniden iktidar edecek bir anlayışta parti kuruluyor imajı vererek e, herkesi gönüllü bir şekilde 40 yıllık emeklerini bir kenara bırakıp kendi peşine gitmelerini sağlamışlardır. İşte bu siyaset valilerin içerisindeki en başarılı model Meral Akşener'dir. Bir valedir, bayan vale. Evet. Yani teşbihatı olmaz. Bunu biraz siyasete teşbih etmek için böyle kullanıyorum. Ve en sonunda bu boşaltmanın hacmi o kadar büyük ki gittikleri partiyi hemen ele geçirebilecek veya bıraktıkları partide yapamayacakları siyaset hükümlerini mücadelelerini yeni kurdukları partide yapacak güce eriştikleri görülünce bu sefer çok fazla beklemeden iyi partinin tıka bas dolan bagajını boşaltmanın yolları aranmaya başlanmıştır. İşte bu bagajın anahtarını Koray Aydın'a teslim etmiştir sayın bayan valimiz. Koray Aydın bagajı açmış, araba yolda giderken Bagajın içinde ne var ne yok yola serpe serpe bu sefer ülkücüleri Türk milliyetçilerini etkisiz halde halde değil perişan etmek yok etmek üzere adımlar atılmıştır. İşte burada bu bagajın boşaltılmasına boşaltılmasını sağlayacak sinir uçları gerekliydi. Bu sinir uçları Bizim gibi gariban, şöhret olmayan, e, daya yediğimizde kimsenin tepkisini ve desteğini alamayacağımız insanlarla olmazdı hiç kuşkusuz. Üç sene önce bizim hak ve hukukumuz yenerek hiç bir gerekçe gösterilmeksizin kenara konduk Sayın Bayan ve ile yola çıkarken. Ama e, biz onurumuzla hareket ettik, biz istifa ettik. Ama bazı arkadaşlarımız biz sabır edeceğiz, mücadele edeceğiz, emeklerimizi Bayan Vali'ye bırakmayacağız veya bu bagajcı Koray Aydın'a da bırakmayacağız diyerek partide e, mücadeleye devam etmeye başladılar. Burada da en büyük bela sinir uçlarının tepesinde Mehmet Özdağ'ı gördüler. Bu sefer onu oradan göndermek için sinir uçlarının önüne... Erdem gibi, Ensar Oğlu gibi, Seymen gibi ve Amerikancı, efendim, liberal, işte yeşil, LBGT'leri açıkça destekleyebilecek zihniyette e, hiç hiç birbirine benzemezler. Efendim, İstanbul Sözleşmesi'ni bile çok rahatlıkla savunabilecek bir Anlayışla, sinir uçlarına dokuna dokuna milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğini, Fransız e, Rennes e, milliyetçiliğine e, be, e, teşbih ederek e, birçok insanın, düşünürün, düşünce sahibi insanın tahrik olmasını sağlamak suretiyle bu bakaş boşaltma işlemi devam etmektedir. Nereye kadar gidecektir? Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet haber.com'daki köşe yazımda bunları bu kadar detaylı anlatamadığım için sizlerin huzuruna sesli olarak bunu anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.